İslamiyet öncesi Türk devletlerinde güçlü bir monarşik düzen kurulmamıştır. Bu durumun Türk devletlerinin özelliklerinden hangilerinden kaynaklanmıştır? Güçlü bir monarşi. Tek kişilik yönetime biz monarşi diyoruz. Güçlü olabilmesi için de tek kişiye kimsenin müdahale etmemesi gerekiyor. Bakalım. Ülkeyi hükümdar ailesinin ortak malı görme. Ailenin ortak malı görüyorsak o tek kişiye sürekli aile müdahale edecek. O zaman güçlü bir monarşi kurulamayacak. Bu olur. Boylar Federasyonu'na dayalı bir yönetim kurma. Ülke Boylar Federasyonu'ndan oluşuyorsa tek kişiyi zayıflatır arkadaşlar bu. Boylardan toplanıyorsak bu da olur. Yönetme gücünü Gök Tanrı'ya dayandırma. Gök Tanrı'ya dayandırılıyorsa, yöneten kişiyi Tanrı'nın gönderdiğine inanılıyorsa o kişinin gücü artar. Bu arttırır. Şunlar zayıflatır, bu arttırır. Bu zayıflamasının sebebini soruyor. O zaman cevabımız 1 ile 2'dir arkadaşlar.